Evet, CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı dinledik sevgili izleyiciler. Ankara saatinde de zaten Faik Öztrak'ın da anlattığı bazı ayrıntıları konuşacağız. Orman yangınlarına ilişkin özellikle Marmaris'te devam eden geçen sene ne olmuştu? Geçen sene savcılık kararı ne çıktı? Ne yöndeydi? Bunları da geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Çünkü 8 gün 8 gece sürmüştü yangınlar. Geçen sene Marmaris'teki özellikle Marmaris'teki yangında 13.600 hektar ormanımız kül olmuştu. Gazeteci Saygı Öztürk bugün geniş bir şekilde bu konuya değindi yazısında da. Oradaki bilgileri bir konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Sorumlular ne oldu? Kim sorumluydu? Ceza alan oldu mu? Ne oldu? Bütün bunlara bakacağız. Ama meclis gündemine taşındı yangın, Marmaris'te çıkan yangın. CHP ve HDP ayrı ayrı orman yangınlarının araştırılması için gündeme getirdi ve araştırma önergesi verdi. O önergeler reddedildi. Orman yangınlarıyla mücadele iktidarla muhalefet arasındaki tansiyonu da yükseldi. Bakalım mecliste neler yaşandı. Devletimiz tüm güçleriyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız, İçişleri Bakanımız yangının çıktığı ilk andan itibaren yangın mahalline intikal etmişlerdir. Ben size Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğunu gösteriyorum. Oklu köyündeki sarayında. Yangın orada zaten. Bakın tabii orada hemen yan tarafta burada. 2 kilometre değil. Bakın Okluk Sarayı'nda. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını mecliste tartışmaları beraberinde getirdi. Muhalefet etkin müdahalenin yapılmadığını söyledi. İktidarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların ilk andan itibaren bölgede olduğunu savundu. Okluk Sarayı'ndan ayrıldı helikopteriyle. Nereye gidiyor? Dalaman'a gidiyor. Dalaman'da kimi karşılayacak? Katil prensi karşılayacak. Oradan diyor ki daha Marmaris'in içine yangın bölgesine hiç gitmiş değil. Şöyle bir dön, ben şu beceriksiz yangın söndürme işlemleri ne durumda bir göreyim diyor. Tartışmanın fitili AKP'li Ali Cumhur Taşkın'ın sözleriyle ateşlendi. Taşkın yangınla mücadele iç siyasete malzeme edilmemeli dedi. Yanıt CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan geldi. Kötü hava ve arazi şartlarına rağmen tüm devlet kurumları yangınla etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Cumhurbaşkanı ilk günden beri Okluk Koyun'dadır. Okluk Koyun'da tatil yapıyor. Yangın yerine helikopterle geçip Suudi Kralı karşılamaya gitmiştir. Yangınla mücadele milli bir meseledir. İç siyasete malzeme edilmemelidir. Bugün bize düşen sahada canla başla yangını söndürmek için çalışan yangın ekibine destek olmak, yardımcı olmaktır. Onların morallerini yüksek tutmaya çalışmaktır. Diyorlar ki şu kadar uçak kiraladık. Kiraladığımız uçaklarla ilgili bakanlarımız diyor ki bu kiraladığımız uçaklardan 4 Temmuz'da gelecek olan helikopterlerin gece görüş imkanı olacaktır, onları bekliyoruz. Şimdi biz de diyoruz ki ormanlarımız yanıyor, milli bir mesele midir? Gelin bunu siyaset üstü görüşelim mi? Görüşelim. Arkadaş bir yıldan beri ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Marmaris'teki yangının gölgesinde CHP ve HDP ayrı ayrı araştırma önergesi verdi. Orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi istendi ancak CHP ve HDP'nin verdiği önergeler Cumhur İttifakı'na takıldı. Gece görüşü olan helikopterler 4 Temmuz'da gelecekmiş. İhale açacaksanız zamanında açın. 4 Temmuz'a kadar ormanların yanmasını mı seyredeceğiz? Bu nasıl öngörüsüzlüktür? Bu ihale eğer Beşli Çete'ye verilseydi 10 dakikada bitirilirdi. Marmaris'te meydana gelen büyük bir orman yangını da söndürülmeye çalışılıyor. Karşımızda 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen hala devleti tanımayan, hala sinekten yağ çıkarmaya çalışan bir art niyetli grupla karşı karşıyayız. Yangında benim karım ne olur hesabı içerisinde bir anlayış olabilir mi arkadaşlar? Herkes adeta gözümüze baka baka yalan söyleniyor. Bakın her türlü önlem alındı deniyor. 3 gündür Marmaris cayır cayır yanıyor. Peki bakan ne diyor? Bakan diyor ki uçaklar 4 Temmuz'da gelecek. Gece görüşü olan helikopter de 1 Temmuz'da gelecek. Hani tüm önlemler alınmıştı? Adeta halkla dalga geçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Evet, önerge reddedildi dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmette 3. yıl programı kapsamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da. Şimdi o açıklamaya bir bakalım.
Tabii tabii. Yani İstanbul bana göre öyle. Dünyanın en büyük yetenek havuzu aslında öyle. Genel Başkanım. Çocuklarıyla, gençleriyle. Yani aslında spordan eğitime, evet. Burada bir nevi hani çocuktan en yetişkinine kadar bir arada bir yaşam alanı yani olacak burası. O da mahalle duygusunu güçlü kılacak. Yani bir kültür merkezi, auditorium, bir iki ünite değil. Buraya az önce arkadaşlarımın dediği gibi 25-30 üniteyi sokarak aslında çok işlevsel bir alan. Bir de mahallenin içinde. O duyguyu geliştirdik. Yani yapılarımızı aileyi dönüştürür burası. Evet, inşallah. Çocuklarla beraber. İnşallah. Önce çocuklar aileyi, aileler aileleri. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmette 3. yıl sunumunda da konuşmuştu zaten sabah saatlerinde. Biz birlikte Millet İttifakı'nın 6 lideriyiz. Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var demişti. Birliktelik mesajı da vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da göreve gelişinin 3. yılında hizmetlerini aktardı. Zamlara dikkat çekmişti. Konuşmasında ekonomik krize ve iktidarın engellemelerine rağmen hizmet kalitesinin arttığını söylemişti. İmamoğlu da Millet İttifakı'nın iktidarında İstanbul'un sorunlarının daha hızlı çözüleceğini de belirtmişti. Evet, dün 23 Haziran, bugün de 24 Haziran'da bu hizmette 3. yıl programı kapsamında bugün Arnavutköy Kültür Merkezi'ndeydi. Biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu açıklamayı yaparken sabah saatlerinde de yine özel bir toplantı gerçekleşmişti. Millet İttifakı ve Altılı Masa'nın da kurmayları da oradaydı diyelim. Altılı Masa da oradaydı. Evet, şimdi tekrar orman yangınlarına bir döneceğiz tabii. Bakanın açıklamaları vardı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ne dedi? Rüzgarın sertleşeceğini de söyledi. Uyarılarda da bulundu bugün. Son iki gündür söylediklerini de tekrar etmiş oldu. Düne göre daha iyi durumdayız dedi. Düne göre çok çok iyiyiz. Artık hani şunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir tehlike arz eden sahada unsurlar kalmamıştır. Ama konu neticelenmiştir diyemeyiz. Çünkü malumlarınız olduğu üzere meteorolojinin bugün öğleden itibaren yüksek hava hızı ve dolayısıyla rüzgar olduğu yönünde, olacağı yönünde bir bilgilendirmesi de var. Bundan dolayı da çalışmalarımız sabahın erken saatinden itibaren büyük bir hızla ilerlemiştir. Tarım Orman Bakanlığımızın Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazöz olmak üzere toplam 453 adet arazözümüz var. Ama gerçekten sizler de zaten şahitsiniz. Toplam araç sayısı bakımından da tabir yerinde ise adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda. Ama o son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, bugünü izlemek durumundayız. 61 adet, 40'ı bunun kendi helikopterlerimiz olmak üzere ki 12 tanesi İçişleri Bakanlığımıza ait helikopterler bunların. Ve bu helikopterlerimizle birlikte uçaklarımız, 13 adet uçağımız, bunlar da hizmetlerini veriyorlar. Gerek Katar, 3 adet dün bahsetmiştik, onların helikopterleri ulaştı, onlar da şu anda sahada. 1 adet de Azerbaycan, dost kardeş, ülke Azerbaycan'ımıza ait Antalya uçak yine hizmetlerini sürdürüyor. Buralarda evlerini tahliye ettiğimiz aileler için de 3'er bin liralık bir nakit desteği, nakdi desteği oldu. Dünden daha iyiyiz diyor bakan ama geçen yıldan bu zamana kadar neler yaşandı, birazdan onu konuşacağız. Sorumlular ne oldu? Şimdi yine yangın çıktı, yine eksiklikler gündemde. Dünden daha mı iyiyiz onu konuşacağız. Gazeteci Saygı Öztürk'le kısa bir araya gidelim.
Evet, devam edelim sevgili izleyiciler. Marmaris'teki yangını konuşacağız. Biraz geçen seneyle bu seneye ilişkin tabii. Geçen sene bu seneye ışık tutuyor mu? Nedir geçen seneki yangından geriye kalanlar? Gazeteci Saygı Öztürk bugünkü gündeminde savcılığın Marmaris yangını ile ilgili kararı başlığıyla geçen seneden bugüne gelinen süreci yazdı. Geçen yıl 8 gün 8 gece süren yangınlar sonucu 13.600 hektar ormanımız kül olmuştu. Yangının kim tarafından çıkarıldığı da belirlenememişti diyor Saygı Öztürk. Evet Saygı Öztürk, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi savcılığın kararı, işte yargılama kısmı, kim suçlu, kim hesap verdi, verdi mi daha doğrusu? Bütün bunları konuşurken bakan da diyor ki bugün her günkü açıklamasında, daha doğrusu yangın çıktığı günden beri bu yıla ilişkin, düne göre iyi durumdayız. Düne göre iyi bir durumda mıyız? Çünkü bakıldığında pek de bir ders almış gibi görünmüyoruz ama önce bir geçen seneden başlayalım bu yazı kapsamında. Şöyle, geçen yıl hakikaten belki de ormancılık tarihinde, Türk ormancılık tarihinde en büyük yangınları geçen yıl gerçekleşmişti. Aynı günlerde bakıyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında, değişik yörelerinde ve birden çok noktada orman yangınları başlamıştı. Hı hı. Ben de tesadüfen o günlerde Muğla'ya gittim. Daha doğrusu Dikili'den Muğla'ya geçtim bu olayları yerinde izlemek için. O kadar ilginç bir yangın vardı ki neredeyse kilometrelerce geniş bir alana yayılmış ve üzerinize doğru devamlı gelmekte olan bir yangın. Ve hatta Muğla merkezdeydim. Muğla merkezde yangın Muğla merkezini içine alacak diye büyük bir endişe içerisindeydiler ve Osman Bey belediye başkanı Osman Gür'ün şehre yangını önlemek için İşte yollarda yeni, oradaki bütün ağaçlar kesiliyor. İşte yollar bir taraftan yapılıyor ki yangının bu tarafa atlamaması için yan yollar yapılmaya çalışılıyordu. Hakikaten zor bir dönemdi. Şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani bakıldığı zaman böyle orman yangınları tabii ki kolay kolay söndürülemiyor. Hele sadece insan gücüyle söndürülmesi de mümkün değil. Neden? Bir de arazi koşulları var. Dağdan bayırdan, yani orada araçların falan çıkamadığı bir ortam. Vatandaşlar olsun, yine görevliler olsun, herkes üzerine düşeni hakikaten canla başla gayret ederek yangınları söndürmeye çalışıyor. Hı hı. Bunun için de herkesin üzerine düşeni yaptığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz bu olaylarda zaman zaman koordinasyon yüzünden gecikmeler de yaşanıyor. Gönüllü kuruluşlar, STK'lar, diğer işte ya AFAD ve yalnız işte Hava Kuvvetli Türk Hava Kurumu değil veya diğer yangını söndürmekte görevliler değil. Diğerleri arasında da bir eşgüdümsüzlük de zaman zaman yaşanıyor. İşte yangınların en büyük nedenlerinden birisi zamanında müdahale edilememesi. Nitekim sözünü ettiğiniz orman yangınları ile ilgili Tarım Orman Bakanlığı'nın hazırladığı bir veri ve buna bağlı olarak yaptığı bir anket çalışması da nihayet bunu da ortaya koyuyor. Örneğin yangın öncesi iklim değişikliği ve küresel ısınma çerçevesinde mevcut araç gereç insan kaynaklarının değerlendirildiği bir rapor var. Bu raporda mesela deniliyor ki yangına müdahale süresi kısaltılmalıdır deniliyor. Orman yangınları ilk 10 dakikanın altında büyük enerji oluşturmaz. Dolayısıyla yangınlar zaten çıktığı zaman yangının sıcaklığı da ayrıca bir rüzgar yaratıyor biliyorsunuz. Hı hı. Yangına birinci derecede öncelikli yerlerde bu hedefe ulaştırmak büyük başarı olacaktır. Yani ilk 10 dakikada yangına müdahale ettiniz. Etmediyseniz o yangının büyüme olasılığı çok fazla oluyor. Nitekim baktığım zaman buradaki yangınlara da müdahale konusunda da her zaman değişik çelişkili rakamlar verilir, saatler verilir. Hı hı. Nitekim bununla ilgili daha sonra çıkacak bazı raporlarda göreceğiz ki yangına zamanında müdahale edilmiyor. Eğer müdahale edilmiş olsa bu kadar geniş bir alana yayılması belki mümkün olmayacaktı. Yani ne kadar sürede gecikirseniz, ne kadar sürede müdahale süreniz ne kadar gecikirse yangının büyümesi ve de tabii ki buna bağlı olarak yangını söndürmesi de alabildiğine zaman. Ama geçen seneki yangına ilişkin Saygı abi 10 dakika gibi bir süre var zaten. Hani savcılık yani geçen kayıtlarda böyle yazmıyor muydu? 10 dakikadan öyle, bile az hatta. Şimdi şöyle,
Şimdi bazen kurum kuruluşların verdiği bilgiler de sağlıklı olmayabiliyor. Neden? Ben tesadüfen işte Edremit'te bulunduğum bir sırada kazalarında bir yangın çıktı. Yangını da zaten kamuoyunu da orada ben duyurmuştum. Mesela deniliyor ki işte şu saatte yangın çıktı, evet, şu saatte müdahale girdi. Ya ben gözlerimle görüyorum, dakika dakika yaşıyorum. İnanın yani biz o yangını bildirdikten nice sonra orada ve helikopterlerin gittiğini, desteklerine geldiğini söylüyoruz. Yani bazen de belki üst makamlara ya biz anında müdahale ettik demek için bazen rakamlara veya şeylerle biraz farklı oynamalar oluyor. Ya da şunu da ifade etmemiz gerekir. Belki de onların dedikleri de doğrudur. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Biz tabii havadan genelde müdahale deyince daha çok hava, evet, müdahalesini görüyoruz. Ama tabii ki yerinde belki gidiş yolları varsa anında dumanı gördüğün zaman olay yerine giden, karadan giden personel ve söndürme araçları da olabiliyor. Nitekim daha ben dün de Ankara'ya yakın bir yerde ormanlık bir bölgeye gitmiştim. Hakikaten baktığımız zaman o yangın kulelerinde 24 saat esasına göre kamu görevlileri görevlerinin başında. Yani 24 saat hem termal kameralarla denetim yapılıyor, işte hem de o yüksek yerlerde bulunarak ellerinde dürbünlerle görevlilerimizin hakikaten görevlerinin başında olduğunu görüyoruz. Ama işte bu yangınların nerede ne zaman çıkacağı da çok belli olmuyor. Evet. Nitekim sözünü ettiğimiz işte şu anda bugün Marmaris'e devam eden yangının nasıl çıktığı konusunda da şöyle ilk bilgiler var. İşte bir kişinin gözaltına alındığı, o kişinin ifadesine dayanarak bir takım açıklamalar oluyor ya. Az önce rakamını verdiniz. 13.600 hektar orman Marmaris'te yanmıştı geçen yıl. 13.600 hektar. Yani böyle hektar deyince bunu gözünüzün önünde hayli büyütmeniz gereken bir rakam. Ve 8 gün 8 gece sürdü. Peki bu olayın faili var mı? Yani bu olay, bu yangın nasıl çıkmış? Biliniyor mu? Hayır, bilinmiyor. Ne kadar biliniyor? Ya işte iki tane çocuk orman kenarında oynuyormuş. Onların bu yangını çıkarttığı yolunda bazı duyumlar var. Peki gerçek mi? O da belli değil. Yani yangın çıkmış. Neden çıktığı falan. İşte o yüzden birçok olayı kanıtlamak mümkün olamıyor. Şimdi mesela ülkemizde büyük orman yangınlarında kullanılacak uçakların seçilirken ülkemizin coğrafi şartları dikkate alınarak seçimi yapılmalı deniliyor. Bunlar son derece önemli. Şimdi bu dediğimiz gibi bu orman yangınları çalıştayında ortaya çıkan ve bilim adamlarının hazırladığı belgelere göre söylüyorum. Demek ki uçak seçimi gibi kadar coğrafi şartları da iyi bilen pilotların kullanması gerekiyor. Ama biz bakıyoruz ki Türk Hava Kurumu'nun yeterli sayıda uçağı bulunmasına rağmen, yeterli sayıda helikopteri bulunmasına rağmen yıllardır bu uçaklar kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? İşte efendim uçaklar eski. Uçağın eskisinin olmayacağını konuştuğunuz zaman bütün pilotlar söyler. Uçağın eskiyen bölümü varsa o parçalar değiştirilir. Bugün ülkemizde kullanılan işte F-16'lar dahil uçakların birçoğu yıllar önce 70'li yıllara dayanan geçmişleri vardır. Demek ki uçaklar uçabiliyor. Nitekim sözünü ettiğimiz Türk Hava Kurumu'na ait uçaklarda parçaları değişilir, eksiklikleri değişirse yapılır. Ama bir de şunu görüyoruz. Yani Türk Hava Kurumu'nu böyle ortadan kaldırmak, etkisiz hale getirmek için sanki böyle sistemli bir çalışma var. Ve bu sistemli çalışmaların sonucu ve bunun ortaya çıktığı gerçekleri gördüğümüzde sizin deneyimli pilotlarınız yok, göreyi bilen pilotlarınız yok, yabancı ülkelerden siz uçak kiralıyorsunuz, yabancı pilotlar çalıştırıyorsunuz. Bunlar yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir pilotun göstereceği duyarlılığı herhalde yabancı bir pilot o kadar gösteremez. Bir de arazi koşullarının çok iyi bilinmesi gerektiğini yine konuştuğumuz zaman uzmanlar bunları da dile getiriyor. Bunları da ifade edilmiyor. Nitekim yine sözünü ettiğimiz Çalıştay raporunda yerli pilotlarımızın özverili çalışmaları da düşürüldüğünden orman yangınları için kullanacak olana hava araçlarında yerli pilot istihdamına mutlaka öncelik verilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Ve bunların yani baktığın zaman
Demek ki çalıştaylarda, bilim adamlarında katıldığı, uygulamacılığına katıldığı toplantılarda aklın yolu bir. Bunlar hep yazılıyor, çiziliyor ama önemli olan bunlar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bunlara bakmamız lazım. Mesela ülkemizde orman yangınlarında birinci derecede hassas işletme müdürlüklerine atanacak teknik elemanlar orman yangınlarıyla mücadele konusunda özel olarak seçilmeli deniliyor. Mesela atama ve yer değiştirmede bunların yangın bölgeleriyle ilgili hassasiyetleri olan yerlere daha çok bu kişilerin atanmaları gibi önerilerde ifade ediliyor. İşte dediğimiz gibi önemli olan bunlara uymak, önemli olan bunların gereklerini yerine getirebilmek. Bugün getiriliyor mu derseniz bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Birçok kuruluş gibi ne yazık ki Orman Teşkilatı da tam anlamıyla siyasallaşmış bir kuruluş. Belki hak etmeyen, o makamlara gelmesi mümkün olamayan kişilerin getirilmesi, böyle makamlara getirilmesi bir takım beraberinde sorunlar da getiriyor. Ya da var olan sorunların çözüm önünde engeller oluşturuyor. Bunlara da mutlaka dikkat edilmesi ve önerge de verildi mesela, araştırılsın denildi. İşte ayrı ayrı orman yangınlarının araştırılması amacıyla yine gündeme de getiriliyor, yani mecliste de geldi. Evet. Ama o da reddedildi. Evet. Şimdi tabii bu konuyla ilgili geçen yıl CHP milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Zekican Bağcı, Marmaris ilçe başkanı ve Selda Ünlü, o da evet, kadın kollarındaki, bunlar biz suç duyurusunda bulundular. Gerekçelerde şu, işte şikayet dilekçelerinde diyor ki 8 gün boyunca devam eden yangınlarda 13.600 hektar orman alanı yandı. Bakanlık ve genel müdürlük yetkilileri yetersiz ekipmanla, koordinasyon zafiyetiyle gecikmeli olarak söndürme faaliyetlerinden sorumlu olduklarından, müdahaleleri zamanında hava desteğinde bulunmamaları gibi gerekçelerle şikayette bulunuyor. Türk Hava Kurumu'nun devre dışı bırakılacak bir ihale neticesinde işte 3 uçaktan ibaret tutulması, Tarım Bakanlığı'nın şikayetlere ilgisiz kalması gibi gerekçeler gösterilip bunlarla ilgili Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevini kötüye kullanmak iddiasıyla 29 Temmuz 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunda bulundular, sonuca bakıyoruz. İşte bunun üzerine yetkililere, savcılık yetkililerinde görüşünü alıyor. Yani Tarım Bakanlığı yetkilileri. Onlar da diyor ki işte aşırı sıcak, nem işte gibi rüzgarın yay fazla olması, arazinin sarp ve dik olması nedeniyle işte yangın söndürme faaliyetlerinin zor olduğunu ve en üst düzeyde yangını söndürmek için gayret gösterdiklerini, ancak geç kalmadıklarını, müdahalede işte gayret ettiklerini belirtiyor. Sonuçta Cumhuriyet Savcılığı da bu şikayetin işleme konulmaması yönünde bir karar veriyor. Ve bu kararın dayanağı olarak da 2005 yılında Danıştay 1. Dairesi'nin kararını gerekçe olarak ortaya koyuyor. Ve şimdi bununla ilgili herhangi bir üst mahkemeye itiraz dilekçesinde bulunmak veya herhangi başka bir yere bildirimde bulunmak da bu karara göre mümkün olmuyor. Evet. Yani ülkede hem bir taraftan yangınlarla ilgili şikayetler var. Bu konularla ilgili özellikle Türk Hava Kurumu ile gündeme gelen yangınlarla ilgili müdahalelerin zamanında yapılmadığı, işte uçakların kullanılmadığı yolunda şikayetler var. Bir de bu yönde verilmiş savcılık kararı da var. Bir de şunu söylemek lazım. Ya bu Türk Hava Kurumu dediğimiz kurum yıllardır ormanlarla ilgili, daha doğrusu orman yangınlarına Türkiye'de müdahale eden bir kurum. Ve yaklaşık 35 yıldır da bunu bizzat her işte ihalelerde bunlar kazanıyor ve yangın söndürmeleri Türk Hava Kurumu tarafından gerçekleştiriliyordu. Ne oldu da birdenbire bu Türk Hava Kurumu yangınları söndüren, bu konuda uzmanlaşan, gerek personeli gerek işte araç gereçleriyle yangınlara müdahale eden bu insanlar birdenbire baktığınız zaman
her biri sanki böyle vatan haini gibi gösterilmeye, işte gayret etmiyor, yok işte uçaklar bakımsız falan falan diye böyle gerekçeler ortaya koymaya başladılar. Unutmayalım ki sözü edilen Türk Hava Kurumu personeli yalnız Türkiye'de yangınları söndürmekle kalmıyor, yabancı ülkelere de yangın söndürmelerinde destek veren bir kurum olduğunu hatırlatmak gerekir. 1924 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan Türk Hava Kurumu, tabii ki asli görevi sadece yangın söndürmek değil, başka görevleri de var. Nitekim bu görev, yani yangın söndürme görevi de 2008 yılında, bakın dikkat ediniz, yani AKP döneminde, evet, yangın söndürme görevi kendilerinin yaptığı, yani AKP döneminde yapılan tüzükte de belirtilmektedir. Yani tüzükte yangın, orman yangınlarını söndürme görevi tüzükle Türk Hava Kurumu'na verilmiştir. Ve bu Türk Hava Kurumu'nun yönetmeliği de, tüzüğü de Bakanlar Kurulu'ndan geçen bir tüzüktü. Dolayısıyla yani iktidar o dönemde çıkartılan orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili çıkartılan tüzüğü de uymamaktadır. Böyle bir durum var. Bir de şunu söylemek gerekiyor yine aynı şekilde. Bu nasıl bir Türk Hava Kurumu ki? Yani yıllardır, yaklaşık bir 3 yıldan fazla bir süredir Türk Hava Kurumu kayyumlar eliyle yürütülmektedir. Ya bir kayyum dediği nedir? Bir kurumda aksaklık, eksiklik varsa işte kurumu düze çıkartmakla görevlendirilir. Oysa bakıyoruz ki yani Türk Hava Kurumu'nun kayyumları Türk Hava Kurumu'nu düzeltmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale soktukları. Hatta geçen gün kayyum heyeti başkanı konuşmuştu. O da diyordu ki işte uçakların bakımı için yaklaşık 4 milyon dolar harcandığını söyledi. Ayrıca 3 yıldır da hangarda tutulan uçakları tutan Türkiye sadece geçtiğimiz yıl yurt dışından getirttirdiği uçaklara 1.2 milyar lira da kira ödemiş. Evet, şimdi bakın kira ödediği gibi, yabancı ülkelerden getirilen uçaklara kira ödediği gibi, onlar daha pahalı, aynı mesela yangın söndürme saat şeyine baktığım zaman daha da pahalıya yapmaktadır. Yani kendi uçağınız var, işte kayyum yani lütfetmişler de işte şu kadar harcama yapıp uçaklarla ilgili işte aksaklıklarını, eksikliklerini gidermişler. Tabii onu da mı yapmayacaksınız? Türk Hava Kurumu'nun önemli gelirleri olan bir kuruluş. Türkiye'nin önemli baktığınız zaman binalarına, işte yapılan bağışlarla çok önemli yerlere sahip olan bir kuruluş. Oteli olan bir kuruluş. Otelleri olan bir kuruluş. Yani bina gelirleri hayli fazla. Vatandaşlarımızın tüm olumsuzluklara, Türk Hava Kurumu'nun tüm olumsuz gösterme gayretlerine, çabalarına rağmen belli çevrelerin oysa hep ayakta durmaya çalışan, ayakta duran bir kuruluş ama hep böyle kayyumlar eliyle de yönetilen bir kuruluş. Yani bu kuruluşun her şeyden önce artık kayyumlardan kurtarılması, gerçek anlamda bunların tam anlamıyla bir yöneticileriyle ilgili de bir düzenlemelere ihtiyaç olduğu da ortadadır. Yani bu özellikle Atatürk'ün kurduğu bir kurum olması nedeniyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Türk gençlerine havacılığı sevdirmek, istikbal göklerdedir şiarını yerleştirmek adına başlatılmış bir veya kurulmuş bir kuruluşun bu kadar yok edilmemesi konusunda da bir duyarlılığa büyük bir ihtiyaç olduğu ortadadır diye. Peki, düşünüyorum. Peki şu son olarak birkaç dakikamız kaldı. Şimdi biraz önce geçen sene örneğini verirken aslında savcılığın da yani itiraz yolları da hani tükenmiş oluyor savcılığın, evet, kararına baktığımızda. Şimdi benzer bir görüntüyle yine maalesef karşı karşıya kaldık. Umuyoruz ki bu yaz daha kötüsünü yaşamayız tabii ki. Şimdi yine yangınlar çıkıyor ama bir sürü açıklamalar, eksikler, her şeyde peş peşe yine karşımıza çıkıyor. İşte muhalefetin açıklamalarından da görüyoruz. Ne olacak peki? Yani hiçbir sorumlu ortaya çıkmayacak mı? Yani bu soruyu da sormak gerekiyor. Şunu, tabii haklısınız. Ya şimdi şöyle, bu konularla ilgili yani bir şunu söylemek gerekiyor ki, yangın dediğiniz milli bir Türkiye'mizin servetidir.
yangınlar, yani ormanlar Türkiye'nin doğal zenginlikleridir, servetidir. Bunları korumak her Türk Cumhuriyeti vatandaşımız, evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının görevidir. Ve bunlara karşı hakikaten bir duyarlılık gösterilmesi de gerekiyor. Ama dediğiniz gibi yangın eğer birileri tarafından kasıtlı olarak çıkartılıyorsa bunlarla ilgili de gereğin yapılması gerekir. Şimdi en azından kamuoyunun da bilgilendirmeleri, evet, bu konuda. Şimdi bu yangınları geçen yıllarda hatırlarsınız çok konuşulan konular. Yangınlar işte aynı anda işte şu kadar 10 yerde 15 noktada birden çıkıyordu. Bunun bir sabotaj olduğu konusunda değerlendirmeler yapılıyordu. Peki sabotaj ise bu sabotajı kimler yaptı? Bunlar niye ortaya çıkartılmıyor? Niçin devletimizin güvenlik güçleri bu kişileri yakalamıyor veya yakalayamıyor? Bu eksiklikler nereden kaynaklanıyor? Bunun da görülmesi lazım. Hep ormanlar yanıyor. Fail kim? Faili hiç zaman belli değil. Veya kim oldukları, bu konuyla ilgili hiç yargılananları falan da pek duymadığımızı biliyorsunuz. Şimdi o kadar geçen dünya kadar orman yandı. Peki bunların failleri kim? Nerede başlıyor bu yangınlar? Nasıl bu kadar gidebiliyor? Günlerce, haftalarca süren bu yangınlara karşı bu olayın içerisinde bir zaman biliyorsunuz terör örgütlerinin bu eylemi gerçekleştirdiği, evet, yolunda iddialar vardı. Peki devletimiz terör örgütlerini madem bu işlerin içerisindeyse neden bunları ortaya çıkartamıyor? Bunları da sormak yurttaş olarak herkesin hakkıdır. Neden? Ya Türkiye'de işte Ahmet'le Mehmet birbirlerine konuştu diye dinlendiği konusunda insanların telefonların dinlendiği konusunda kuşku duydu. İşte atılan her tweette suç unsuru var mı yok mu diye araştırıldığı, kimin bilmem tweetinde veya kimin attığı tweette suç unsuru vardır diye incelediği bir ortamda madem ormanlar yakılıyorsa bu yakanları da devletimiz ortaya çıkarsın diye beklemek de yurttaş olarak hakkımızdır. Nitekim bu olaylarla ilgili de yapılan anketler, yeni düzenlemeler için bir takım arayışlar, devlet evet bir takım arayışlar içerisinde ve bunun içinde yeni bir takım önlemleri geçen yıl yapılan çalıştay kapsamında bazı önlemleri uygulamaya konulacak ama şu andaki ilk uygulamaya baktığımız zaman Marmaris'te meydana gelen olay hakikaten giderek bu işlerin çığırından çıktığı, neredeyse ülkede orman kalmayacak ondan sonra yangınlarda başarılı olacak denileceği gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. Nitekim ormanlarımızla ilgili ormanlarımızı hep beraber korumak zorundayız. Çünkü bu güzellikleri bir daha tekrar görmemiz ve yaşatılması mümkün olamayacaktır. Ve devlet bir taraftan da yani şu gerçek ki ormanlık alanları ormanın dışına çıkartmak adına da çok şeyler yapıyor. Bakıyorsunuz bütün taş ocakları bilmem işte en son olarak biliyorsunuz kömür ocakları ile ilgili verilen bir karar. Hep ormanlık zeytinlik alanları, ormanlık alanları yani yeşile karşı böyle bir şey var. Nasıl söylemek gerekir? Yeşili korumamak adına veya var olan yeşili korumamak adına da bir takım adımlar atılıyor. Bunlara karşı da yine dikkatli, evet, olmamız gerekecektir. Nitekim kamuoyu desteğiyle bildiğiniz gibi kömür havzalarının bulunduğu yerlerde zeytinliklerin kesilmesi konusunda bir takım adımlar atıldı. Bir takım önlemler i̇şte alınmaya başladı. Ciğerlerimiz yanıyor derken de aslında nefes, evet, alanlarımız yok oluyor. Çok güzel. Evet, ciğerlerimiz yanıyor. Evet. Bir zaman dediğimize göre bu ciğerlerimizin yanmamasına, evet, da özen gösterelim. Yanmasın artık bizim bu ciğerlerimiz. Evet. Nefes alanlarımız yok oluyor. Nefes alamıyoruz artık, öyle söyleyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz Saygı Öztürk. Sağ olun katıldığınız için. Evet, geçen yıldan bu yıla ne değişti? Baktığımızda düne göre pek de iyi durumda değiliz aslında bakanın söylediği gibi. Çünkü hani o bugün için söyledi ama biz geçen yılla bugünü kıyasladığımızda ne kadar yol kat ettik? İşte önümüzdeki süreç bunu gösteriyor örnekleriyle. Araştırması bile reddedildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yangınlara ilişkin kararın. Gün içindeki gelişmeler devam edecek diyelim. KRT ekranlarında Ankara saatini noktalayalım. Hoşçakalın.